Kıymetli mümin kardeşlerim. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Sevgili Peygamber Efendimizi salatu selamla anıyoruz. En derin kalbi duygularımızla onu selamlıyoruz. Çünkü Peygamber Efendimiz bizlere çok güzel şeyler öğretti. Hem sözleriyle hem davranışlarıyla bize güzel bir örnek bıraktı. Peygamber Efendimiz cevamiül kelimdir. Az sözle çok şeyler söyler. Onun duaları da cevamiül kelim türündendir. Bir duasında Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Şöyle yakarıyor. Allahümme inni es'elükel huda tuka. وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى Bu dua peygamber efendimizin Allah Teala'dan dört şey istediğini gösteriyor. Allah'ım diyor peygamber efendimiz, senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği diliyorum. Çok önemli şeyler bunlar değerli kardeşlerim. Peygamber Efendimiz özellikle bunların altını çiziyor. Hidayet. Hidayet Allah'ın bir lütfudur. Allah'ın doğru yolu göstermesi demektir. Hidayet bizleri cennete götürür. Hidayetin aksi dalalettir. Bataklıktır. Saplıklıktır boğulmaktır. Hidayet ise Allah'ın nuruyla olur. Allah'ın bizim kalplerimizi aydınlatmasıyla meydana gelir. Ve Allah'ın doğru yola ilettiğini hiç kimse saptıramaz. Allah'ın saptırdığını da hiç kimse doğru yola iletemez. Onun için biz Rabbimizden hidayet istemeliyiz. Hidayeti isterken de bir ismi de hüda olan Kur'an-ı Kerim'den ayrılmamalıyız. Kur'an-ı Kerim'in bize çizdiği yoldan yürümeliyiz. Çünkü yüce Rabbimiz "Zalikel kitabu la raybe fihi buyuruyor. Hiç şüphe taşımayan işte bu kitap muttakiler için doğru yol rehberidir. buyuruyor. Peygamber Efendimiz'in dile getirdiği ikinci husus takvadır. Takva Allah korkusudur. Helale harama dikkat etmektir. İnsanın haddini bilmesidir. Sınırlarını aşmamasıdır. Böyle davrandığı takdirde insan sorumlu bir varlık haline gelir. Takva sahipleri Allah'ın en sevdiği insanlardır. Allah katında en üst mertebeye erişenlerdir. Onun için biz takva sahibi olmaya gayret etmeliyiz ve gayret ederken de yüce Rabbimizden bu konuda yardım istemeliyiz. Takva sahibi olmak için gayret etmek ise Allah'ın emirlerine uymaktan geçer. Oruç tutmak insanı takvalı yapar. Namaz kılmak insanı çirkin davranışlardan uzaklaştırır ve manevi derecesini yükseltir. Peygamber Efendimizin Yüce Rabbimizden özellikle istediği üçüncü husus iffettir. Namustur. Ağır sahibi olmaktır. Bu insanın şerefini koruması demektir. İnsanın şerefini koruması için iffetli, namuslu olmalıdır. Ve iffet, namus sadece kadın için geçerli olan bir husus değildir. Biz genellikle sadece kadınların namuslu olması yönünde bir düşünceye sahibiz. Hayır, erkek de kadın da namuslu olmalıdır, iffetli olmalıdır, iffetini korumalıdır ve özellikle de eşinin de iffetini korumalıdır birbirlerinin iffetlerini korumalıdırlar. Günümüzde iffetsizlik, namussuzluk gırla gidiyor. Günden güne daha fazla yayılıyor. Erkeklerin iffetsizliği bir tarafa, kadınların iffetsizliği bir tarafa, bir de ne idüğü belirsiz olanların iffetsizliği söz konusu. Allah bizleri bu tür musibetlerden bu tür belalardan muhafaza eylesin. İffetsizlik insanı yok ettiği gibi toplumları da yok eder. Onun için Rabbimizden iffet istiyoruz. Bizi iffetli kılmasını istiyoruz. Bir de Peygamber Efendimizin dile getirdiği zenginlik söz konusu. Zenginlik sadece maddi zenginlik değildir. Elbette ki maddi zenginlik de insanın daha rahat yaşaması için, ferah bir hayata sahip olması için önemli bir şeydir. Ama en önemlisi o değildir. En önemlisi gönül zenginliğidir. Onun için Rabbimizden bizim gönlümüze ferahlık verecek maddi zenginlikle birlikte Gönül zenginliğini de istiyoruz. Peygamber Efendimizin bu güzel duasıyla yüce Rabbimize yakarıyoruz. Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği istiyorum. Sen bizlere bunları lütfeyle. Amin. Amin ya muin.